Tarikatın hak olduğuna inanıyorum ancak batıl diyenler var. Sizin bu konuda görüşünüz nedir? Tarikat batıl değil. Tarikat tasavvufta bir ekoldür. Nasıl ki fıkıh ilmi var, bir de mezhep var. Fıkıh ilmi içerisinde ekollere mezhep denir. Tasavvuf ilmi diye bir ilim var. Bu ilmin içerisinde de ekoller var. Nakşi gibi, Kadiri gibi, Mevlevi gibi, Şazeli gibi ekoller. Bunlara da tarikat denir. Tasavvuf vardır, haktır. Hak olmayanı da vardır. Tasavvuf nedir? Kur'an ve sünnette insan nefsinin terbiyesiyle ilgili ayet ve hadislerin bize verdiği bilgileri bir araya toplayan ilim dalıdır. Mesela helalleri haramları bize ne öğretiyor? Fıkıh. İman esaslarını ne öğretiyor? Akaid. Allah bilgisi, Allah sevgisi, nefsi terbiye, güzel ahlak, takva, zikrullah, bunu bir ilim öğretmesi gerekmez mi? Bunu bir ilim öğretmesi gerekir. Bu ilim tasavvuftur. Her işi öğreten bir ilim dalı vardır. Helali haramı fıkıh öğretir, imanı akaid öğretir. Nefsi terbiyeyi de tasavvuf öğretir. Tarikat da o ilmin içinde bir ekoldur. Ancak zaman tarikat zamanı mıdır? Tarikat vardır. Tasavvuf vardır. Batıl denilemez. Ama batıl olan şekli de vardır. Uydurmalar, bid'atler, şirk. O da vardır. Onlar konumuzun dışında. Gerçeği, sünnete uygun olarak, Kur'an ve sünnete uygun tasavvuf var mıdır? Vardır. Kur'an-ı Kerim marifetullah'tan bahsediyor. Zikrullah'tan bahsediyor. Muhabbetullah'tan bahsediyor. Nefsi terbiyeden bahsediyor. Güzel ahlaktan bahsediyor. Var. Ama bid'atler, şirk vesaire, tabii ki bu gayri İslamidir. Şimdi sahih olan tasavvuf, yani doğrusu, bu doğru olan tasavvuf ya da tarikat diyelim, bugün zamanı mıdır? Tarikatın bugün zamanı mıdır? Bugün tarikatın zamanı değildir. Bugün İmanı kurtarma zamanıdır. Bir nesil meydana getirme zamanıdır. Ve bugün cemaat zamanıdır. Tarikat tek yönlüdür. Bir konu üzerinde durur. Zikrullah mesela. Halbuki İslam'ın birçok yönleri vardır. Bugünün insanına çok çeşitli yönlerden hizmet vermek lazım. Tek yönlü olmaz. Bugünün insanına her türlü faaliyet yapmak lazım. Tarikat bunları yapmaz. Tarikatlar nerede zuhur etti? Bakın tarihe. Tarihe bakın. Tarikat nerede zuhur etti? İslam devletinde. İslam medeniyetinin içinde palazlandı. Sahabe bir kenara çekilip zikir yapmıyordu. Hayatın içinde mücadele ederek nefsini terbiye ediyordu. Cihada gidiyordu. Bir taraftan Allah'a zikrediyordu. Sahabenin nefsi terbiyesi böyle. Hayatın içinde. Suni değil, gerçekçi bir eğitim. Ama sonralar İslam devleti kuruldu. Medeniyetimiz güçlendi, yayıldı. Bazı insanlar bu yöne ağırlık verdiler. Ve onu seçtiler. Ama İslam zaten hakimdi. İslam devleti zaten vardı. Medeniyetimiz vardı. Alimlerimiz vardı. Devlet vardı. Halife vardı. Her şey vardı. Askeri vardı. Polisi vardı. Ordumuz vardı. O zaman bazı insanlar biraz daha kalbi meselelere ağırlık vermeye ihtiyacı duydular. Onu yaptılar. Yani onbaşıyken çavuş olmak istediler. Az subayken subay olmak istediler. Teğmenken üst teğmen, yüzbaşı olmak istediler. Yükselmek istediler yani. Bunda bir mahsur yok. Ama şimdi İslam devleti yok, İslam medeniyeti yok.
İslam medeniyeti kurulsun, ondan sonra bu tekrardan olsun. Şu anda bizim vazifemiz sahabe neslinin vazifesi gibidir. Tabi'in, tebe-u tabi'in gibi değil. Bakın mesela sahabe-i kiram kitap bile yazmamışlardır. Sürekli faaliyet yapmışlardır. Görevleri oydu. Bizim vazifemiz de odur. Bugün yeniden ümmeti ayağa kaldırmak, güçlendirmek lazımdır. Zaman onun zamanıdır. Tek yönlü faaliyetlerle bir yere varmak mümkün değildir. Onun için diyorum ki zaman tarika zaman değil. Bunun aynısını Üstad Bediüzzaman da Risale'de söyler. Ona da demişler ki sana bazen şeyh diyorlar. Diyor ki ben şeyh değilim, ben hocayım. Ve diyor zaman da tarikat zamanı değil. İmanı kurtarma zamanıdır. Bir başka yerde de sonra Risale'de bir yerde gördüm. Ben bunu yıllardır söylüyordum. Risale'de de okumuşum orayı zamanında. Gözümden kaçmış. Sonra orada da gördüm. Orada da diyor ki zaman tarikat zamanı değil, cemaat zamanıdır. O da aynı noktaya temas etmiş. Çünkü çok çeşitli faaliyetler lazım. Ama öyle bir cemaat ki tasavvufi yönü olan bir cemaat. Bir taraftan Rabbani yani, bir taraftan cihat, bir taraftan siyasi konuları bilecek, bir taraftan iman, ibadet, ahlak sahibi olacak, bir taraftan Allah'a zikreden. Tasavvuf kötü bir şey değil. Allah'ı zikret diyor. Kötü mü söylüyor? Kur'an söylüyor zaten. Allah'ı sev diyor. Nefsini terbiye et diyor. Kötü mü söylüyor? Bu herkese lazım. Bu vitamindir. Bu vitamin almadan nasıl yola gideceksin? Ama zaman tarikat zamanı değildir. O tasavvufi hal bizde olmalı. Ama cemaat olmalıyız.